Selamlar herkese. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Aramıza yeni katılanlar için ben Pınar. Ailenizin dayıcısıyım. Bugünkü çalışmamız arkadaşlık bilekliği. Uzun zamandır yapmamışız bir arkadaşlık bilekliği. Pony hoş geldin bu arada. Sana hoş geldin demeyi unuttum bebişim. Affedersin. Ben de arkadaşlara şunu bahsediyordum. Uzun zamandır bir arkadaş bilekliği yapmamışız. Aslında bazı bileklikler yaptık. Hani ipten de yaptık ama desenli bir arkadaş bilekliği ne zamandır yapmamışız? Yıl geçmiş hatta üstünden. Bir önceki bilekliğimiz şevron model. Bunu sayenizde öğrendim. Ben bilmiyordum. Ben klasik diyordum. Şöyle sürekli çapraz çapraz gittiğimiz başlangıç için ideal bir model aslında. En kolay o şekilde öğrenebilirsiniz. Ben öyle öğrenmiştim. Bunun yapımı da bir o kadar kolay. Şevrondan bir tık daha değişik diyebilirim. Ama onu öğrendiğiniz için bunu da kolayca yapacaksınız. Bence renkler de uyumlu ve güzel oldu. Bana böyle bir deniz teması varmış gibi geliyor. Lacivert, beyaz, turuncu, turkuaz diye. Hiç öyle düşünmedim ama şu an baktığımda biraz şey gibi balıklar falan gibi görüyorum. Küçük küçük nemolar var orada görüyorum. Bunu yapmayı göstereceğim size. Yapım bana biraz daha kolay geldi. Sizin de kolaylıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Güzel güzel anlattım bence. Hadi öyleyse hemen yapımına başlayalım. Bakalım bu kolay bileklik nasıl yapılıyormuş, izleyip görelim. Önceki çalışmalardan bildiğiniz gibi ben arkadaşlık bilekliklerinde Orlon etamin ipi kullanıyorum. Bu iplerle yapmayı seviyorum ama geliştirilmeye açık. Hemen ipleri ayarlamakla başlayacağım. Benim bileklik ölçüme göre 85 ve 100 santim arası ideal bir mesafe. Ben bu bilekliklerde 93 santim kadar bir uzunluk kullanacağım. Bu ipi ikiye katlayarak kullanıyorum. Toplam ölçümüzde 186 santim oluyor. Sadece kahverengiden bir 10 santim kadar fazla kestim. Size farklı bir başlama yöntemi göstereceğim. Kahverengi ipi diğer iplerin içerisinden ekranda gördüğünüz gibi aynen makramede yaptığım gibi kilitliyorum ve tersini çevirerek kullanıyorum. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. İpin alt tarafta kalan kısmını gördüğünüz gibi sağdan alıp üstten geçirdim ve alt taraftaki o yuvarlak kısımdan çıkartıyorum. İpi buraya sarıyorum. Bir sonraki hamlede de tam tersini yapıyorum. Yani ipi alttan geçirip üst taraftan çıkartıyorum. Makromeden hatırlayanlarınız olacaktır muhakkak. Eğer aynı yöne yaparsak ipimiz kıvrılır. O yüzden buraya bir alttan bir üstten şekilde sarıyoruz. Bu işlemi toplamda 5 sıra olana kadar devam ediyorum ve 5 sırayı tamamladıktan sonra hemen ters tarafını çeviriyorum ve aynı işlemleri yapmaya burada da devam ediyorum. ...11 sıra ipi buraya kilitledim. Bunları gördüğünüz gibi bir yuvarlak haline getiriyorum ve yine klipsimle sert kapaklı deftere sıkıştırıyorum. Başlangıç kısmını yapmaya hala devam ediyorum ve şöyle bir şey yapıyorum. Gördüğünüz gibi laciverti sol tarafa attım ve diğer bütün ipleri aldım. Yine bir alttan bir üstten olacak şekilde kahverengi ipi sarıyorum. İki kez yapıyorum gördüğünüz gibi. Sonraki sırada beyazı aldım kenara attım. Yine aynen iki kez sarıyorum. Bu yaptığım işlemde aslında iplerin örme sıralarını belirliyorum. Benim sıralamam lacivert, beyaz, turuncu ve turkuaz şeklinde. Sol tarafı dizdikten sonra sağ tarafa geçiyorum ve belirlediğim sıralamayı burada da yapıyorum. Ta ki son bir tane ip kalana kadar. Turkuaz renkte bitiriyorum. Turkuazlar bittikten sonra en son kahvelere geliyoruz ve bunların ikisini de gördüğünüz gibi birbirine düğümleyerek orta kısmı birleştiriyorum. Böylece başlangıç kısmını tamamlamış olduk. Şimdi geçiyoruz deseni örme kısmına. En solda lacivert ipi alıyorum ve beyazın üzerine iki kez sarıyorum. Aynen şevronda olduğu gibi lacivert ipi bütün iplere sıra sıra iki kez sararak devam ediyorum. Kahveye geldim, bitirdim ve laciverti burada bırakıp sağ tarafa geçiyorum. Bakın dikkat ederseniz ipleri hep orta kısımda buluşacak şekilde sarıyorum. Yani soldayken sağa doğru atmıştım, sağdayken de sola doğru atıyorum. Bu
şekilde de yaparak lacivertleri ortada buluşturdum ve onları gördüğünüz gibi birbirine bağlayarak bu kısmı bitiriyorum. Şimdi geldik işin değişik ve farklı kısmına. Beyaz iple devam ediyorum. Beyaz ipi de yine iki kez sırayla tüm sağındaki iplere teker teker sarıyorum. İkişer kez unutmayın. 3 sıra yaptım ve beyazı bitirdim. Hemen alt tarafa turuncuya geçtim. Turuncuyu da yine aynı şekilde sararak 2 sıra yapıyorum. Bunu da bitirdikten sonra alt tarafta turkuazı geçiyorum. Onu da 1 sıra yaparak bu tarafı bitiriyorum. 1, 2, 3 sıra. Solda yaptığım işlemleri her zaman sağ tarafa da yapıyorum. Şimdi yine sağ taraf için 3 beyaz, 2 turuncu, 1 turkuaz sıralamasını uyguluyorum. Bu tarafı da bitirdikten sonra orta kısımda lacivertler kaldı bakın. Sol tarafta kalan laciverti alarak sol tarafa doğru ilerleyip verev bir lacivert sıra yapıyorum. Buradaki ayrıntı turkuazla gelip bitirmiş olmam. Kahverengiyi örmedim, bıraktım. Ve sağ tarafta kalan lacivert aldım. Bu kez sağ tarafa doğru verev bir lacivert sıra yapıyorum. Gördüğünüz gibi kahverengileri yukarıya doğru ayırdım kafamı karıştırmaması için. Şimdi geliyorum en orta kısma. Ortada iki tane beyaz var. Sağdakini alıp soldakinin üzerine iki kez sarıyorum. Bir sıra burada beyaz yaptım. Ve hemen sol tarafa iki sıra daha beyaz yaparak burayı da bitiriyorum. Şu an beyaz burada 3 sıra gözüküyor. Burada sol taraf bitti. Sağ tarafa geçip sağ taraf için de 2 sıra beyaz yapıyorum. Yani beyazlar burada ters V şeklinde bir görünüm oluşturuyorlar. Beyaz bittikten sonra hemen en ortadaki turuncuyu alıyorum ve turuncudan da yukarıda olduğu gibi bir tane ortaya, bir sola, bir de sağa yaparak burada da ters V şeklinde turuncular oluşturuyorum. Alt sıraya geldiğimde turkuaz için sadece tek bir sıra düğüm oluşturabilirim. O düğümü çift olarak attıktan sonra burayı bitiriyorum. Aslında desenimiz bu kadar. Şimdi tekrar etmeye geçiyorum. En soldaki kahveleri aldım. En üstteki lacivertlere bakın. Şevron gibi yapmıştık orayı. Kahverengileri de tek tek sağ tarafa doğru düğümleyerek ve lacivert yaptığımız işlemleri ve buraya kadar anlattığım tüm düğümleri tekrar ederek gördüğünüz gibi bilekliği oluşturuyorum. Metremi aldım, bileğimi ölçüyorum. Şimdi bilekliğin uzunluğunu belirlemeye geldi sıra. Başka bir kombiniyle daha denedim. Bunu da görmenizi istediğim için bitirme kısmını bu modelle devam edeceğim. Yine size farklı bir başlangıçtan sonra farklı bir bitirme tekniği göstereceğim. En baştaki tek ipi alıyorum. Sarı ipe çift düğüm attım ve buradan sonra iki tane ipi bir araya topladım. En başta yaptığımız gibi. Bir alttan bir üstten ipi sararak hepsini 2, 3, 4 şeklinde ipleri toplaya toplaya düğümleyip bitiriyorum. Sol tarafı bitirdim.
sağ tarafı da bitirdim. Şimdi orta kısımdaki bu açıklığı kapatmaya geldi sıra. Bunu da tüm ipleri birleştirerek yapıyorum. Sağ taraftaki lidayı alıp sol taraftaki tüm ipleri yine bir alttan bir üstten olacak şekilde sarıyorum. Diğer taraf için de öbür ipi alıyorum. Aynı şekilde bütün ipleri toparlayıp sararak bir alttan bir üstten bitiriyorum. En son olarak kordon kısmını yapmaya geldi sıra. Burada yine ben saç örgüsü modelini kullanmak istedim. Ördükten sonra ucunu birleştirdim, düğümledim ve keserek bilekliğimi tamamladım. Çok basit değil mi? Kesinlikle çok basit. Hep böyle şerit şerit bir şey yaptığımızda pon. Boncuklu bilekliklerde de mesela aynısını düşünmüştüm. Bu şerit kesinlikle kullanılabilir başka türlü de. Flip flop terlikler var. Şıpıdık terlik denir. Yani ben onların üzerine böyle koyarım bunu. Yapıştırırım yapıştırıcıyla. Olmadı dikerim. Parmak arası terlik üzerinde kullanırım. Olmaz mı? Olur. Olur değil mi? Bak şu anda geldi fikir. Size yeni bir fikir daha verdim. Birden ampullerim yandı. Ağzımdan çıktı kelime. Deneyenler olursa muhakkak benimle Instagram'dan paylaşsın. Bekliyorum. Bileklik modellerinizi, şıpıdık terliklerinizi, modellerini Instagram'dan bekliyorum. Efendim, Pony. Kemer mi? Aa, ben böyle bir şey gördüm biliyor musun? Vallahi. Pony'den de bir fikir geldi. Diyor ki kemer olarak da yapılabilir. Daha geniş olarak yaptığınızda o şey, genişlerde çok fena modeller var. Bir tanesinin üzerine çalışıyorum hatta. Bakalım bu biraz ileride sürprizli olarak da gelebilir. Size güzel bir çalışma göstereceğim. Şimdiden haberini vermek istedim. Çünkü içimde tutamıyorum böyle şeyleri. Hemen dışa vuruyorum. Bileklik modellerinizi bekliyorum. Instagram'dan bana bunları fotoğraf olarak atabilirsiniz. Nasıl renkler çıkacak acaba? Merak ediyorum. Çok güzel renkler yapacağınıza eminim. Umarım bu çalışmayı da bir önceki arkadaşlık bilekliği kadar çok seversiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Selamlar herkese. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir inceki boncuku videolarında tekrar bir aradayız. Tekrar bir arada. Böyle koysan kafayı yemiş. Bu bestesi ve güftesi bana ait olan açılış konuşmasıyla hepinize tekrar merhabalar.